İşçi Partisi Genel Başkanı Tolga Perinçek. Ülkeleri parçalamak, rejimlerini değiştirmek
ipek gibi bir sevdaya kapılmış Amerika. Amerika'nın bu büyük Orta Doğu haritası Türkiye'mizin Diyarbakır'ını Hakkari'den Mardin'imize kadar, Artvin'imize, Rize'mize kadar ikinci İsrail devletine katmış gösteriyor. Amerika kendi mezarının haritasını yapmıştır. Bu harita bir parçalanma haritası değildir. Bu Amerika Birleşik Devletleri yöneticilerinin, Bush'ların mezarının haritasıdır. Bu Orta Doğu'nun Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya kadar Müslüman milletleri bir olacak, beraber olacak, Amerika'yı bu haritaya gömecektir. Amerika bu haritaya gömülecek. Amerika bu haritaya gömülmeye başlamıştır. Kahraman Irak halkı Arabıyla, Türkmeniyle, Kürdüyle Amerika'yı Irak haritasına gömmektedir. Buradan Irak halkına kahramanca Amerika'ya karşı savaşan Irak halkına Diyarbakır'ımızdan selam gönderiyoruz. Selam! 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 Sizin o selam seslerini duyurdu. Irak'ın Arabı, Kürt'ü, Türkmeni sizin bu selam sesinizi duydu değerli arkadaşlarım. Değerli kardeşlerim, Türkiye Avrupa kapısına bağlanmış. Kim bağlamış? Amerika bağlamış Türkiye'yi Avrupa kapısına. Avrupa kapısında Türkiye'yi parçalamak, milletini bölmek, bizi yoksullaştırmak, uyguladıkları programı işte burada Bismilli pamuk eken köylülerimiz biliyor. Toprağımıza pamuk ekemez, pancar ekemez, tütün dikemez hale getirmek bizi. Fabrikalarımızın kapısına kilit vurmak, çocuklarımızı işsiz bırakmak, sokaklara atmak, sokaklarda dilenci yapmak, tinerci yapmak, kapkaççı yapmak, işte Amerika'nın, Avrupa'nın programı bu. Ve o Avrupa kapısında göz göre göre Türkiye'yi parçalamaktadırlar. Buradan Diyarbakır'dan sesleniyoruz. Onlar Diyarbakır'ı bölünmenin üstü diye düşündüler. Bize göre Diyarbakır gerçek bu. Türkiye'yi birleştiren merkez. Türkiye'yi Diyarbakır birleştirecek. Türkiye Diyarbakır'dan birleşecek. Bu mitingin anlamı budur. Bu mitingin mesajı budur. Ne yapalım, ne yapalım? Başlıyoruz Türkiye. Türkiye'nin yöneticileri, Ankara'yı ele geçirenler, Ankara'da hükümet koltuklarına oturanlar, Amerika güdümünde, Avrupa kapısına bağlanmış vaziyette, Avrupa'ya beni alın diye yalvararak bu milletin egemenliğini yerlere atmışlar, yabancılara devretmişler, Türkiye'nin parçalanma projelerine bunlar omuz verir hale gelmişler. Buradan